Saatlerce uğraştınız, tasarımınızı yaptınız, sıra geldi çıktı almaya. Fakat baskı makinesinden çıkan renklerle sizin ekranda gördüğünüz renkler aynı değil. İşte bunun sebebi monitörünüzün renk doğruluğunun düşük olması. Ben Enes, bugün sizlere eğer tasarımcıysanız veya sadece renkleri doğru görmek istiyorsanız nasıl bir monitör seçmelisiniz? Karşımıza çıkan renk gamutu, delta değeri gibi ifadeler ne anlama geliyor? Bunları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle panel tiplerinden bahsetmek istiyorum fakat kısa geçeceğim. Çünkü bir önceki videoda panel tipleri monitör seçerken bilmeniz gereken temel bilgileri sizlere anlatmıştım. Eğer bu videoyu izlemediyseniz ilk önce o videoyu sonra bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Evet ilk olarak TN panele değinelim. Tn panel bizim en ilkel, renkleri en kötü gösteren, en düşük kontrast oranına sahip panelimiz. Bunun için onu listemizin en altına alabiliriz. Diğer panelimiz ise veya veya bize yüksek kontrast oranları sunsa da maalesef ki istediğimiz renk doğruluğunu sağlayamıyor. Fakat günlük kullanıcılar için oldukça ideal. IPS ise bu işte kullanacağımız en iyi panellerden biri. Kendisi yüksek renk doğruluğu sunan ve en erişilebilir panel olarak karşımıza çıkıyor. Ve son yılların gözdesi OLED. OLED'in en güzel yanı karanlık sahnelerde pikselleri kapatarak gerçek siyahları bize sunabilmesi. E, yüksek renk doğruluğu da bunun cevabı. Fakat OLED fiyatları oldukça pahalı ve uygun fiyatlı seçeneklerinde de ekran parlaklığı düşük kalıyor rakiplerine göre. Evet, bu aşamaya kadar biraz basit. Yani ya IPS alacağız ya da OLED. Fakat asıl mevzu burada başlıyor. Her panel tipi aynı kalitede değil ve bize aynı renkleri sunamıyor. Bu aşamada ise bakacağımız şey renk gamutları. En çok karşılaşacağımız 3 adet renk gamutu var. Bunlar sRGB, Adobe RGB ve DCI-P3. sRGB yani standart RGB. Adından da anlaşılacağı üzere bizim en temel renk uzayımız. sRGB genellikle web üzerindeki görüntüleri bir standarta oturtmak için hazırlanmış bir renk amutudur. Eğer daha çok web tasarımı, sosyal medya tasarımı gibi işlerle uğraşıyorsanız %100 sRGB'nin altına düşmemenizde fayda var. Fakat baskı kısmına geldiğimizde işler değişiyor. Burada devreye Adobe RGB giriyor. Adobe RGB, sRGB'ye göre %35 daha fazla renk uzayını kapsıyor. Bu yüzden baskıya gidecek işlerinizde yani CM MK temelli işlerinizde sizin standartınız Adobe RGB olmalı. Peki ya baskıya gidecek işler yapmıyorsanız? Mesela bir video detaylıysanız işte burada dikkat etmeniz gereken değer DCI-P3. Bu renk gamutumuz film sektörü için bir standart haline gelmiş durumda. Özellikle videoların color kısmıyla ilgilenen bir profesyonelseniz DCI-P3 değerinin yüksek olduğu bir monitör almanız çok daha iyi olacaktır. Bir de özellikle laptop ekranlarında karşılaştığım NTSC değeri var. Bu aslında ta 1950'lerden kalma televizyonlar için oluşturulmuş bir standart fakat günümüzde hala bazı markalar kullanıyor. Burada da bilmeniz gereken her ne kadar tam anlamıyla doğru olmasa da %72'ne TSC değerinin %100 sRGB'ye denk olması. Bu yüzden %45'ne TSC değeri gibi değerler görüyorsanız direkt eleyebilirsiniz. Renk doğruluğunda bir diğer önemli değerimiz delta. Delta değeri aslında çok karmaşık formüllerle oluşturulmuş bir yapı fakat bizim bunlarla pek bir işimiz yok. Bizim bilmemiz gereken kısım delta değeri. Ne kadar düşükse renk doğruluğu o kadar yüksektir. Bu yüzden eğer profesyonel bir renk monitörü alıyorsanız delta değerinin 2'den düşük olması gerekir. Bir diğer nokta ise HDR. Yani yüksek dinamik aralık HDR sayesinde parlak ve karanlık alanlarda daha fazla detay görüp düzenleme imkanına erişiriz. Aslında en temel tabiriyle işlev bu. Fakat HDR'ın da bir sürü farklı türü bulunuyor. Bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim fakat bir türünden bahsetmek istiyorum. Özellikle bazı uygun fiyatlı monitörlerde HDR ibaresini görebilirsiniz. Fakat detaylara inip baktığınızda onun HDR400 olduğunu göreceksiniz. HDR400 dediğimiz şey maalesef ki size tam anlamıyla bir HDR deneyimi yaşatacak bir şey değil. Sadece isimden ibaret. Peki HDR'a hangi durumlarda ihtiyacınız var? Gerçekçi olalım. Eğer Netflix gibi platformlara iş yapmıyorsanız pek de bir ihtiyacınız yok. Evet HDR'a sahip olmak içerik tüketme bakımından gerçekten keyifli bir deneyim sunabilir. Fakat tasarımcı gözünden baktığınızda eğer sizin hedef kitlenizdeki insanlar bu içeriğe HDR monitörlerden, televizyonlardan erişemeyeceklerse bunun hiçbir anlamı yok. Siz istediğiniz kadar parlak alanları ve karanlık alanları editleyin. Fakat yine izleyen onları beyaz ve siyah olarak görecek. Evet geldik en önemli fakat en çok atlanılan kısımlardan biri olan renk kalibrasyonuna. Siz yeni bir monitör aldığınızda bu monitör fabrikada kalibre edilmiş şekilde gelir. Fakat siz bunu kullandıkça zamanla bu kalibrasyon bozulmaya başlar. Bu yüzden bu işin üretilmiş olan kalibrasyon cihazlarıyla monitörünüzü tekrardan kalibre etmelisiniz veya ettirmelisiniz. Toparlamak gerekirse, eğer bir tasarımcıysanız ve yeni bir monitör alacaksanız IPS veya OLED olması gerekir. Fakat unutmayalım ki her panel aynı kalitede değil. Onun için delta değerine ve renk gamutlarına bakıp ihtiyacımız olan monitörü buluyoruz. Bu noktada bazı markaların profesyoneller için çıkartmış olduğu özel seriler var. Mesela Asus'un ProR serisi veya Vsony Color Pro serisi gibi. Eğer bu tarz modellere bakarsanız aradığınız monitörü çok daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Elimden geldiğince size en kolay anlaşılabilecek şekilde anlatmaya çalıştım. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca kafanıza takılan bir kısım varsa yorumlarda bunu sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.